Tutumun davranışa etkisi Şimdi şu soru üzerine biraz kafa yoracağız. Tutumlarımız davranışlarımızı nasıl etkiler veya nasıl değiştirir? Bu soruya bir cevap bulmayı amaçlayan dört kuramdan bahsedeceğiz. İnceleyeceğimiz ilk kuram planlı davranış kuramı. Planlı davranış kuramı iki anahtar kelime üzerine yoğunlaşıyor. Diyor ki, nasıl davranacağımıza karar vermeden önce davranışın olası sonuçlarını göz önüne alırız ve belli bir durumda davranışımızı en iyi tahmin eden etken niyetin şiddetidir. Anahtar terimlerimizi söyledik. İlki olası sonuçlar, İkincisi ise niyet ve niyetimizi üç şey belirliyor. Şimdi bu kuramı daha iyi anlamak için çok zor bir sınava hazırlandığımız durumu ele alalım. Niyetimizi belirleyen ilk şey tutumumuzdur. İlki bu. Belli bir davranışa yönelik tutumumuz. O davranışı gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceğimizi bu belirleyecek. Bir örnek verelim. Bir sınava hazırlanırken şöyle bir tutum sergileyebiliriz. Bu hafta bu derse çalışmak benim lehime olur. Mesela bu bir tutumdur. Niyetlerimizi etkileyen bir diğer etken de öznel normlardır. Nedir öznel normlar? Bu terimi daha önce duydunuz mu bilmiyorum. Öznel normlar davranışımız hakkında başkalarının ne düşündüğüne dair düşüncelerimizdir. Yani bu örnekte şöyle diyebiliriz mesela arkadaşlarım ders çalışmanın vakit kaybı olduğunu düşünüyor. İşte bu öznel bir normdur ve davranışımızı etkiler. Niyetlerimizi etkileyen üçüncü etkense algılanan davranışsal kontroldür. Bu da davranışı kontrol etmenin kolaylığına veya zorluğuna dair kanaatimizdir. Yine örneğimize dönecek olursak şunu dememiz muhtemel. Bu hafta ders çalışmanın haricinde 40 saat boyunca da mesai yapmam lazım. Düşününce hem ders çalışıp hem işe gitmek bayağı zor bir şey. Yapmamız gereken başka şeyler varken ders çalışma eylemini mutlak kontrol altında tutmak zordur. Şimdi örneğimizde tutum, öznel normlar ve algılanan davranışsal kontrol etkenlerine bir arada bakalım. Ders çalışmaya yönelik tutumumuz olumlu. Fakat gerçekte pek fazla ders çalışamayacağız. O halde bu örnekte ders çalışma davranışı çok da makul olmayacak. Şimdi gelelim tutumun davranışa olan etkilerini açıklamaya çalışan ikinci kurama. Bu seferkinin adı biraz daha akılda kalıcı. Tutumdan davranışa geçiş modeli ne olduğu adından da anlaşılabiliyor öyle değil mi? Pek de yaratıcı bir isim seçmemişler. <laughs> Neyse, bu teoriye göre olaylar tutumları tetikler. Yani başta bir olay var. Bu olay tutumumuzu tetikliyor. Burada tutumdan kastım ne? Bir nesneyi algılayış biçimimizi etkileyen herhangi bir şey. Benimsediğimiz tutumu sahip olduğumuz bir dış bilgiyle birlikte bir duruma veya nesneye yönelik kullanırız. Yani bu ikisi bir araya gelerek bir davranışa neden olur. Bilgimiz davranışın uygun olup olmadığını kestirebilmemizi sağlar. Tutumumuzsa yine bir nesneye yönelik algımızı etkileyen şeydir. Bir şeyi algılayış biçimimizle yani tutumumuzla Önceki deneyimlerimizden gelen bilgiyi bir arada kullanarak yeni duruma bir tanım getirir ve davranışımızı belirleriz. Şunu bir düşünelim. Tamer'in tutumu abur cuburla beslenmenin sağlıksız olduğu yönünde. Çünkü akrabalarının çoğu yanlış beslenme alışkanlıklarına bağlı olarak gelişen kolesterol, yüksek tansiyon, diyabet gibi dolaşım sistemi hastalıklarından muzdarip. Dolayısıyla Tamer evdeyken cips, şeker, e, gazoz gibi şeyleri yiyip içmiyor. Çünkü bu tür besinlerin sağlığa zararlı olduğunu biliyor. Partilere gittiğinde bile bu tür besinlerden kesinlikle uzak duruyor. Yani nerede olursa olsun sağlıklı yaşam tarzını sürdürmeye gayret ediyor. Belli ki Tamer'in hayatında bir olay gerçekleşmiş ki bir akrabası kalp krizi geçirmiş veya bir yakını yüksek kolesterolden veya obeziteden yakınıyor. Yani sağlıksız beslenmeye dair bir şeyler yaşamış Tamer. Haliyle abur cubura olan tutumu olumlu değil. Abur cuburun sağlıksız olduğunu düşünüyor ve bu davranışını şekillendiriyor. Çünkü aynı zamanda bilgiye de sahip. Bu tür besinlerin gelecekte hastalıklara yol açabileceğine dair kanıtlar var. Bu bilgi bir olayın tetiklediği tutumla bir araya gelince Tamer'in davranışı ortaya çıkmış oluyor. Yani bu tür davranışlarda bulunmama davranışı. Peki şimdi üçüncü kurama geçelim. Bu kuramın adı prototip isteklilik modeli. Orijinal adıyla prototype Linkness model. Yabancı kaynaklarda P PWM şeklinde kısaltılır. Yani prototip isteklilik modeli veya PWM. Bu kurama göre davranış 6 şeye bağlı bir fonksiyondur. Davranışı ortaya yazıyorum. Bu 6 şeye bağlı. İlki şu. Şu anki davranışımız önceki davranışlarımızın bir fonksiyonudur yani geçmişteki davranışlarımızın. Ayrıca bir davranışa karşı olan tutumumuzun bir fonksiyonudur. İkinci kuramda bundan tutumdan davranışa geçiş modelinde biraz bahsetmiştim. Üçüncü olarak davranışımız öznel normlarımızın bir fonksiyonudur. Hatırlarsanız planlanmış davranış kuramında buna değinmiştik. Hani başkalarının ne düşündüğüyle ilgili olan terim. Hı? Hatırladınız mı? Davranışlarımızı etkileyen dördüncü fonksiyon, niyetlerimiz. Davranışa yönelik niyetimiz. Beşincisi, belli bir davranışı sergilemek konusundaki istekliliğimiz. Sonuncusu ise prototipler yani modeller. Davranışlarımız modelleme veya prototipleme yoluyla gerçekleşiyor. Bu kurama göre davranışımızı bu altı şey etkiliyor. İnceleyeceğimiz dördüncü ve son kuram, ikna sürecinde ayrıntılandırma olasılığı modeli. Kısaca ELM olarak geçiyor. Açılımı iknanın ayrıntılandırma olasılığı modeli. Bu kuram diğerlerinden çok daha bilişsel bir yaklaşım içeriyor. İkna sürecindeki neden ve nasıl sorularına yoğunlaşıyor. Yani bilginin işlendiği iki yol söz konusu. Bilgi elbette beyinde işleniyor, bunu biliyoruz zaten. O yüzden daha bilişsel bir yaklaşımda bulunmuşlar. Evet, bu bilgi iki yolla işleniyor. İlki merkez yol. Merkez yola göre tutum değişikliğinin düzeyi savların niteliğine bağlıdır. Veya ikna eden kişinin savlarının niteliğine bağlıdır yani ne kadar ikna olacağımızı iknanın niteliği belirliyor. İkincisi ise çevre yol. Çevre yol daha ziyade sözlü olmayan yüzeysel işaretleri göz önüne alıyor. İkna edenin çekiciliği, uzmanlığı veya statüsü gibi. Çünkü bunlarda da bize bilgi sağlıyor. Yani bunlar yüzeysel işaretler ama yine de çok önemliler. Diyelim ki bir ilaç mümessili muayenehanemize geliyor ve bizi kendi firmasının ürettiği ilaçları satın almaya ikna etmeye çalışıyor. Onu dinlerken ikna sürecinin merkez veya çevre yollarını kullanıyoruz. Bilinçaltımızda mümessilin savlarının niteliğini işliyoruz. Bakıyoruz, ilacını başka bir ilaç firmasının mümesiline göre daha mı iyi pazarlıyor? Tabii ayrıca hastanın karşılaşabileceği riskleri ne kadar iyi ifade edebildiğine de bakıyoruz. Biz doktoruz. Hastalarımıza bu ilaçları yazacaksak bizim için önemli olan şey bu. Dahası olaya ne kadar hakim? İlaç piyasasındaki deneyimi ne? firmasını ne kadar iyi tanıyor? Nasıl görünüyor? Yeterince profesyonel mi? Bütün bunlara bakıyoruz. Bunlar yüzeysel işaretler. İşte tüm bu etkenler bilişsel olarak işlenerek o firmaya yönelik tutumumuzu ve sonuç olarak davranışımızı şekillendiriyor. Hastalarımıza vereceğimiz ilaçları o firmadan alıp almayacağımız böyle belirleniyor. İşte böyle. Bu dördü tutumun davranışı nasıl etkilediğini inceleyen en önemli kuramlar.